zeytinliğe daha fazla gitmemiz gerekecek. Bu adamlar başında durmayınca çalışmayacaklar, belli oldu. Ya baba sen çok üstlerine gidiyorsun ya. Onlar ellerinden geleni yapıyor, acık zaman lazım. Ha. Reyhan nerede Hasan? Reyhan? Odasında baba, odasındadır. Odasında öyle mi? He. Melike, Reyhan odasında değil mi? Odasında tabii Hazır Bey. Odasında he mi? Reyhan! Reyhan hem çay bahçesinde gezerken hem odasında nasıl olacak? Çay bahçesi mi? Yok babam, çıkmaz haber vermeden odasındadır. Bir an yetmemiş gibi Aslan da yanındaymış. Aslan mı? Aslan ya. Kavga kıyamet kopmuş ortalık. Ya benim ecelim sizin elinizden olacak ha. Reyhan dışarıda kendi başına gezip dururken senin bundan haberin yok. Gelsin o göstereceğim ona ben. Oo, hoş geldin Reyhan. İnan'la buluştuğun doğru mu? Doğru. Görüştüm. Peki niye? Konuşmak istedi. Gittim ben de. Buradan gideceğimi, artık peşimden gelmemesini söyledim. İstediğin bu değil miydi baba? Ben seçimimi yaptım, kararımı da söyledim işte. Benim ağzımdan duysun bari dedim. Aslan'la karşılaştık. Bir yanlış anlaşılma oldu ama bitti. Bitti. Öyle mi? Kızım sen ne biçim konuşuyorsun böyle ya? Biz seni odanda biliyoruz. Sen kendi kafana göre çıkıp gidiyorsun. Miran'la buluşuyorsun. Aslan'la bu. Sen ne biçim... Nasıl? Nasıl haberin oldu senin? Telefonun da yok. Melike! Telefonu ver. Ver dedim. Alo. Alo. Kapandı baba. Reyhan. Çık odana, hazırlığını yap. Yarın gidiyoruz annene. Baba. Cevap verme. Ben senin sağdan sola sürükleyeceğin bir eşya değil kızınım. O halde lafımı dinle. Her seferinde başımızı öne eğdirmeyi iyi beceriyor senin kızın. Onun yaptıkları varken Azze'nin yapacaklarına gerek yok. İyi söyledin. Oyalanmadan anasının yanına götürmek lazım. Başka laf getirmesin. Bizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.